8 Şubat 2019'da Merkür ve Mars arasında 60 derecelik bir açı meydana geliyor. Güçlü iletişim kurmak ve kendimizi özgürce ifade edebilmek için bize fırsat veriyor. Merhabalar, 2019 Şubat ayının gezegen hareketlerine, birbirleriyle yaptıkları açılara ve bizi nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. 8 Şubat 2019'da Merkür ve Mars arasında bir 60'lık açı meydana geliyor. Merkür Kova burcundayken ve Mars Koç burcundayken. Merkür ve Mars'ın yaptığı açılar iletişimin hızlı ve atak ve cesur bir şekilde olduğunu ifade eder genellikle. Tabii açı olumlu bir açı olduğu için de bizim kendimizi rahat bir şekilde ifade edeceğimizi, isteklerimizi, düşüncelerimizi, iletişimimizi güçlü bir şekilde ortaya koyacağımızı temsil ediyor. Merkür Kova burcundayken bu ayın temalarından bir tanesi Kova burcu. Çünkü zaten Güneş de Kova burcunda şu anda. Daha ileriyi düşünen ve toplumu daha ileriye götürecek fikirleri ortaya koyan bir burç, Kova burcu. Merkür'de iletişim biçimi demiştik. Mars'ta cesur, atak, kendini isteklerinin peşinden gidebilen bir burç. Bizim bu dönemde tam kesinleştiği tarih 8 Şubat ama etkin olduğu zamanlar 3 ve 12 Şubat arası. Bu dönemde yapacağımız sözlü veya yazılı iletişimlerin tam aslında kendimiz ne istiyorsak, ne düşünüyorsak daha doğrusu onu korkusuzca ortaya koyabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz Merkür anlaşmalarla ve sözleşmelerle, vaatlerle de ilgili bir gezegen. Orada da diyelim ki bir metine baktığımız zaman onun maddeleri arasında doğru bir şekilde ilişki kurabileceğimiz, kendimizi orada ekleyeceğimiz bir şey varsa rahatlıkla ekleyip çıkartabileceğimiz, yani kafamızın Kova burcu sabit de bu burç olduğu için odaklanabileceğini söyleyebiliriz. Mars da Koç burcunda güçlü olduğu için de cesaretle ifade edebileceğimizi temsil ediyor. Tabii Kova ve Koç dediğimiz zaman sadece Kova ve Koç burçlarını ilgilendirmiyor. Çünkü hepimizin haritasında bütün burçlar ve bütün gezegenler yer alıyor. Eğer bakabilirsek çeşitli sitelerden haritalarımızı çıkartabiliriz. Ama genel anlamda bugünün haritası gibi düşünmek lazım bu açıyı. Bugünlerde ifadenin cesaretle ve özgüvenle aktığını söyleyebiliriz. Ama bu açının bize verdiği fırsatı da doğru değerlendirebilmek için de gezegenlerin ve burçların olumlu ve gölge yönleri arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor. Olumlu yönleri söylemiştik. Cesaret ve ileri fikirlilik anlamında. Ama gölge yönleri de sabit fikirlilik olabilir. Kendini diğerlerinden daha üstün, daha iyi düşündüğünü zannetmek olabilir. Bu da doğal olarak diğer fikirlere kendini kapatmak, kendini dışarıda tutmak olabilir. Koç'un gölge yönleri de kaba bir ifade, bencil bir ifade. Arkasına bakmadan, nereyi kırıp döktüğüne bakmadan ileri gitmek olabilir. Eğer bu gölgelere kaçtığımız zaman da bu fırsatı değerlendirememiş oluruz. Umarım gökyüzünün bize gönderdiği mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.